Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden naklederek buyuruyor ki bu tür hadislere biz hadisi kutsi diyoruz. Bu hadisi kutsiyi de İmam-ı Buhari rivayet ediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, Selâfetün, üç kişi vardır ki ene hasmuhum yevmel kıyame. Kıyamet günü onların hasmı, onların davacısı ben olacağım. Karşılarında beni bulacaklar onlar. Peki kimmiş bunlar? Birincisi, racülün e'tâ bî sümme gadera. Benim adıma bir şeyler verdi. Benim adıma yemin etti, sonra o yemininden döndü. Veya beni kullanarak, benim adımı kullanarak, dini mübini İslam'ı kullanarak insanlara bir şeyler verdi ve kandırdı insanları. Senin Müslümanlığına birisi güvendi, sen de ona bir şey verdin. Bu adam Müslümandır, bizi aldatmaz, bizi kandırmaz dedi ve kandırdın onu. Veya bir şeyi satarken, bir muamele yaparken Allah adına yemin ettin ve yemininden döndün. Allah buyuruyor ki onun hasmı ben olacağım. Onun için ticarette veya başka işlerde yemini asla kullanmamak lazım. Veya Allah'ın dinini kullanarak insanları aldatmak en büyük veballerdendir. Rabbim korusun, muhafaza eylesin. İkincisi, ve racülün ba'a hurran fe ekele semenehu. Hür bir adamı köle olarak satan ve parasını yiyen adam. Cahiliye döneminde böyle şeyler vardı. Şu an belki yok ama adam satan, hür bir adamı köle diye satan ve parasını yiyen kişilerinde ben hasmı olacağım. Üçüncüsü de varaculun isse'cera eciran. Fabrikasına bir işçi aldı. Kendi işinde birisini çalıştırdı. Festevfa minhu. O işçi de verdiği sözü yerine getirdi. Yani o işini yaptı da velem yu'tihi ecrahu. O işçiye hak ettiği ücreti veya anlaştığı ücreti vermedi. İşçi çalıştırdığı halde işçisine hakkını ödemeyen veya geç ödeyen kişilerin de Allah ahirette hasmı olacaktır. Karşısında Allah'ı bulacaktır. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Adul ecira ücretehu kable en yecuffe araguhu." İşçinizin teri kurumadan hemen ücretini, parasını verin buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün Müslüman olduğunu iddia eden işverenler, işçisinin hakkını yiyenler ahirette Allah'ı karşılarında bulacaklar. Değerli kardeşlerim, bu konuda hassasiyet göstermenin gayretinde olalım. Öyle işverenler var ki işçisinin bir saatte kazandığı parayı o işçisine bir haftalık olarak veriyor. El-insaf. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kölelerle bile alakalı, bakın köleden bahsediyoruz ha, hizmetçiden bahsediyoruz, işçiden bahsetmiyoruz. Onlar hakkında bile buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, İhvanüküm havelüküm. Bu işçileriniz, bu köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah sizin hizmetinize vermiştir. Cealehullahu tahta eydikum. Allah onları sizin emrinizin altına vermiştir. İsteseydi seni işçi yapıp onu patron yapabilirdi Allah. Femen kâne ehûhü tahta yedihi. Bir kardeşi emrinin altında olan kişiler var ya, fel yut'imhu mimma ye'kül vel yulbishu mimma yelbes. Yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Ve la tükellifuhum ma yaglibuhum. Gücünün yetmeyeceği işleri onlara emretmesin. Fe in kelleftumuhum fe a'inuhum. Eğer gücünün yetmeyeceği bir iş varsa da mutlaka ona yardımcı olsun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh bir gün kölesiyle giderken baktılar ki aynı elbiseyi giymişler. Niçin böyle yaptın bu adam köle, sen bunun sahibisin. Peygamberimiz böyle buyurdu, ondan dolayı yaptım demiştir. Değerli işveren kardeşlerim, ne olur işçilerin hakkını ödeyelim. Malımızın bereketini o zaman görürüz. İşçi kardeşlerim, o kardeşimiz sizin maaşınızı veriyor. Ne olur siz de işin hakkını verin. Ve ey işverenler, eğer bir işçiniz sizin işinizi kendi işi gibi görüyorsa, bu şekilde çalışıyorsa, muhtaç ise zekatını bile ona ver. Maaşın haricinde zekatını bile ona ver. Eğer bir işçiniz çok güzel çalışıyor, sizi temsil ediyorsa sürprizler yap, ona ver, daha güzel çalışsın. Hem dünyada kazan hem de ahirette kazan. Allahu Teala
işverenlere insaf versin, çalışanlara da insaf versin, güzelce geçinmelerini ve helal yoldan rızıkları kazanmalarını nasip eylesin.